Esasen bütçeler, ekonomik veriler içermekle birlikte ülkenin nasıl yönetildiğine dair de bizlere çok şey anlatırlar. Tıpkı anayasalar gibi o ülkenin yönetsel karakterini ortaya koyarlar. Bu bakımdan çok önemli siyasi birer metindirler aslında. Yine bütçeler iktidarın dönemsel yönelimlerini göstermesi açısından da önemlidir. Bu bütçenin tıpkı rejimi değiştiren anayasa değişikliği gibi OHAL döneminde hazırlandığını vurgulamak isterim. Hatırlatalım. Ne demişti Sayın Cumhurbaşkanı? OHAL'i biz iş dünyamız daha rahat çalışsın diye yapıyoruz. Grev tehdidi olan yere biz OHAL'den istifade ederek anında müdahale ediyoruz. İşte böylesine bir ortamda OHAL'den kaynağını alan tüm kararların sermayedarlar için kullanıldığı bir dönemde hazırlandı bu bütçe. Dolayısıyla bu bütçe belli bir zümreye hizmet eden, emekçi sınıfların haklarını yok sayan bir bütçe. Doğal olarak böyle bir bütçede emekçiler yok, demokrasi yok, özgürlükler yok, kadınlar yok, çocuklar yok, ötekiler yok.